İlk defa dış ses ile vlog yapıyorum. Yani bu fikri bir takipçimiz vermişti. Şu an ilk defa onu deneyeceğim. Çok heyecanlıyım. Umarım güzel olur. Hadi o zaman başlayalım. Ya Allah'a bismillah diyoruz. Açıyoruz. Aslında her zaman böyle bir planımdı. Yağmur yağarken video çekmek. Çünkü gerçekten böyle arabada yağmur yağarken çok güzel bir ses oluyor. Şöyle göstereyim. Sakin. Güzel bir video olur yani. Maksat sohbet, muhabbet zaten. Hadi bakalım. Şöyle size çevreyi göstereyim. Burası, yani hatırlar mısınız bilmem, bir ara sürekli böyle çıtlık videoları falan çekerdik. Yani vlogumda hep derdim çıtlık çıtlık diye, bir ot cinsi, böyle yeşillik cinsi. Onu da eskiden topladığımız yere geldim. Şöyle göstereyim size. Çok güzel yağmur yağıyor. Her zaman demişimdir yağmurun huzuru bambaşka diye. Gerçekten öyle. Şimdi birazdan yağmurluğumu giyip dışarıya çıkarım. Bayılıyorum ya. Yani beni bırakın bu arazide. Gerçekten uyuyorum. Saatlerce arabanın içinde. Öyle güzel. Evet, şu anda. Çok tatlı değil mi be? Hasan Dağı. İnşallah buraya tırmanma vlogu da gelecek ileride. Tabii şu an çıkmanın pek bir benim için imkanı yok çünkü ne dağcıyım ne de bu konuda büyük tecrübe sahibiyim. Çok fazla sis ve bulut var. Ama bu dağ bundan yaklaşık bir 4 veya 5 yıl önce, yani 10. sınıftaydım, kaç 3 yıl oluyor pardon, 3 yıl önce tırmanmıştık. Çok güzel, huzurlu bir doğası var. Çıkarken böyle akan su görmüştük. Yani kaynak suyu dağdan böyle çıkıyor. O gerçekten çok huzurluydu. Mükemmeldi ya. İnşallah bir daha nasip olursa bu sefer de sizlere vlog çekmek için çıkacağız. Hadi bakalım, hayırlısı. Evet, burada gördüğünüz çayım. Yani az önce üstüme başıma döktüm. Çok farklı oldu. Bu şekilde efendim. Yani çay içmeyi gerçekten çok seviyorum. Bu termos bu şekilde. Ablamın termosu böyle, inekli termos. Benimki birazcık daha güzel, ablamın termosundan. Ama dediğim gibi yani bir sakarlık sonucu termosum şu an müsait değil. Böyle. Ondan sonra bu benim gözlüğüm. Şöyle göstereyim. Yani bu gözlüğü takıyorum araba kullanırken. Çünkü gözüm görmüyor. Ama ehliyetim gözlüksüz. Burada bayağı toz görüyorsunuz. Yani normalde arabayı temiz kullanmayı severim ama yani. Sonuçta babamın arabası olduğu için çok bir şey yapamıyorum. Çünkü hani temizliyorum. Babamın da mesleği veteriner olduğu için. Bir yere gidiyor hemen kirleniyor. Bu da farklı oldu be. Madem bir sabah kalkacağız niye yatıyoruz gibi bir şey oldu. Farklı bir bakış açısı. Bu şekilde dostlar. Başka size tanıtacağım ne var? Yok. Sürekli arabanın şuralarına böyle naneli şeker falan koyuyorum. Uzun yolda yemek için. Şuralara. Çünkü benim çok uykum geliyor yoldayken. Ve bir naneli şeker atıp böyle uykumu açıyorum. Güzel oluyor yani, bu taktiği deneyebilirsiniz. Eğer çok uykunuz geliyorsa uzun yolda birer tane naneli şeker atarak böyle uykunuzu açabilirsiniz. Nice. Yağmur bir tık hızlandı.
gideceğim şimdi. Çok güzel. Abi ileride bir şey isterim böyle. Ya nasip olurum bilmiyorum. Eşimle çocuklarımla. Çocuklarım olmadan önce eşimle. Böyle gidip sadece kafa dinlemek isterim. Bu şekilde. Hadi kitap okuyacaksın. Kitabını da alacağım bu şekilde. Hem kitap okuyacaksın. Hem böyle kafan dinleyeceksin. Kahveni alacaksın yanına. Kitabını alacaksın. Sohbet edeceksin. Bu şekilde değerlendirmek isterdim boş zamanları. Hatta şey yapacaksın. Araba alırken cam tavanlı olacak. Lüks yata bak. Böylece şey göreceksin yani. Yağan yağmur böyle. Hafif de koltuğu yatıracaksın böyle. Tavanı izleyerek uyuyacaksın. İlginç. Böyle bir hayal ilk defa kendimden duyuyorum yani. Farklı. Evet. Yağmur bayağı hızlandı. Radar da çok değildi. Çok güzel ya. Yağmur damlalarının böyle küçükken küçük damlaların büyük damlalara dönüşüp böyle aşağı doğru akmasını izlemeyi çok severdim. 18 yaşına geldim hala çok seviyorum. Farklı bir huzur veriyor. Yani hoş. Çok hoş. Çayım hala bitmedi. Şu an acaba sesim geliyor mu? Gelmiyor mu? Hiçbir fikrim yok ama bunu birkaç defa deneyimlemek gerçekten çok güzel. Bomboş bir yere gelip yani kimsenin olmadığı arabada böyle çayımızı alıp niye daha önce denemedim? Dışarıdaki yağmur kesilse, rüzgar kesilse, yani bir azalsa, böyle dışarıya çıkıp biraz da dışarıda çekim almak istiyorum ama. Evet. Yani biraz azalmış. Araba geliyor. Az önce bir dışarıya çıktım. Deneyeyim dedim. Ama inanılmaz rüzgar sesi geliyor. O yüzden şimdilik böyle idare edelim. Birkaç ekipman alınca ben olacağına inanıyorum dışarıda. Bu rüzgarlı havalarda da. Bakalım. Hala hava serin. Yani yaklaşık olarak bir kaç derece? 6-7 derece var yani. Çok böyle ayaz yok. Güzel. Hava gayet huzurlu. Dışarıda güzel bir toprak kokusu var. Özellikle bu bölgede tarım yaptıkları için toprak yüz ölçümü şeye göre fazla yani asfalta göre. O yüzden çok yoğun alıyorsunuz bu kokuyu. Ve tabii işlenen toprak olduğu için de bilmiyorum bir ayrı geliyor kokusu. Yani bir park, bir bahçe.
şey toprağı gibi değil. Gerçekten farklı. Böyle bir saptama da yapalım. Bu şekilde. Güzel be. Uyuyacağım ben. Yani videoyu kapatıp bir yarım saat uyumayı düşünüyorum. Şu kapıları kilitleyip. Sonra Allah korusun uyanma böbreğim nerede falan olurum. O yüzden buralar birazcık... Ben güvenmiyorum yani. Sonuçta bilmediğimiz bir yer. O yüzden bir tık tehlikeli. Böyle. Aa, sakın. Böyle yerlere gelecekseniz de yalnız gelmeyin. Ya yalnız gelmeyin. Geliyorsanız da kapıyı kilitleyin şurada. Tamam şu an güvende. Şu an güvensiz. Bu şekilde. Yani zaten Allah korusun kötü bir insana denk gelsen kötü bir insana. Yani zarar verecek her türlü zarar verir. Öyle de bir tehlike var. Böyle. Ama buraya geldim. Niye bir şey yapmadım? Ben normalde çok farklı şekillerde görüntü almak istiyorum. Şöyle oldu. Telefonumun şarjı sıkıntılı yani. Şarja takmayı unutmuşum. Yani video çekmeye gelmek. Lakin şarja takmamak. Allah akıl fikir versin dedi Menomen. Artık Menomen değil Menemensin. Hey dostum. Sen. Çok güzel. Uyuyacağım şimdi. Neyse dostlar, küçük bir sohbetin ardından videoyu sonlandıralım. Bu videoda bana huzur veren aktiviteler serisine aslında ilkini yaptık. Ve ben yaparken gayet keyif aldım. Umarım videonun işlenme aşamasında da bu sefer yok. Bu sefer kesmeyeceğim. Umarım videonun işlenme aşamasında gerçekten ortaya video çıkacak bir şeyler olmuştur ki sizlere inşallah atabilmişimdir.
Bu seri gerçekten hoşuma gitti yaparken. Huzurlandım. Açıkçası yani gerçekten huzurluydu. Ve bu anları elimden geldiğince sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umuyorum ki bu seri burada tek bölümle kalmaz ve sizlere buna farklı serilerde yapmayı düşünüyorum. Yani olsun, spoiler vermeyeyim, yani serinin tadı kaçmasın. Farklı farklı şeyler olacak inşallah. Öyleyse dostlar, desteklemeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bakın 310 videodan sonra artık 2 videodur herhalde abone olmayı unutmayın falan diyorum. Bir şeyler oluyor bana. Canınız istiyorsa abone olabilirsiniz. Neden bildirimler var ya, onları da açmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Araba geliyor yine. Güzel bir video yapınca ben. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.